Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'a gördüğünüz gibi survival serimize kaldığımız yerden bu güzide serimize devam ediyoruz. Abi bizim mob var tarafta mı? Taraftan, ha, gerçi o tarafta kalıyor doğru. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Güzel bir şey yapmayı deneyeceğim. Hatırlarsanız en son nedir portalın, nedir portal denen nedir kalemize bir yol çekmiştik arkadaşlar. Bugün zaman kalırsa biraz da vitir iskelet falan da avlamak istiyorum abi gerçekten. Orada dün ben evde afk bıraktım biraz. Ee, barut falan da topladık onları da göstereceğim. Ama sadece ne yapacağımı anlatacağım arkadaşlar sizlere. Ondan sonra o ara işleri bir yapalım sonra işimizi yapacağız. Arkadaşlar bir tane... Instagram'da geçenlerde gezinirken gördüm. 3'e 3'lük bir portal yapıp Creeper kafası şeklinde bir portal dizaynı buldum arkadaşlar. Gerçekten de acayip hoşuma gitti. Buradaki portalı kırıp e, Creeper kafası portalına çevireceğim. Otomatik böyle e, şaltere basıyorsunuz. Creeper kafasına dönüşe basıyorsun. Çenesi açılıyor gibi oradan içeri girebiliyorsun. E, hani buraya şöyle bir şey unuturdu kapalı kaldı. Buradan dönmek istedik baktık kapalı abi ince atar gireriz veya geri dön yani orayı kullanmayız geri döneriz. Şuradaki portaldan gireriz. Böyle bir imkanımız olduğu için hani base'imize gelen iki tane portal olduğu için portalın birini böyle yapacağım. Ee, o yüzden sıkıntı yok ama bize bazı malzemeler gerekecek. Sadece onlar var mı yok mu ona bakacağım. Ondan sonra mob farmına bir gideceğim arkadaşlar. Bize slime lazım kardeşim. Oo balçık topu. Çünkü yapışkan piston gerekliydi. O, tamam abi varsa Sıkıntımız yok demektir. Şuradan şeye bir gidelim hemen. Arkadaşlar barutlar alacağım ama şeyleri de alacağım abi ya. Şeker kamış farmımızdan şeker kamışlarını da alacağım. Çünkü fişeğimiz azaldı. Bir iki stek fişek kalmış abi sandıkta. Olmaz böyle şeyler kardeşim. Bu arada tıraş oldum daha yeni. Saç sakal arkadaşlar bayağı bir daraltmıştı. Nasıl olmuşum kardeşim? İnşallah güzel olmuştur. Yalnız kamerayı biraz değiştirmeye çalışıyorum da. Şu büyütüp küçültebiliyorum arkadaşlar. Bu da Twitch'te yayın yaptığımın kısa yolu arkadaşlar. O yüzden hani eğer abone abone olursa Twitch'te ekrana çıkabilir. O da sıkıntı. Hatta arkadaşlar şöyle bir durum var. <laughs> Twitch aboneleri sağda görülüyor. Can dedikleri burada ismini okuyayım. Yayın yapmıyoruz ya. Wobex'i Prime'le abone olmuş 12 gün önce. Talha atmış da 15 15. ayını yenilemiş abi. 19 gün önce özlendi yazmış. Alp XP de Prime'la 24 gün önce abone olmuş. Adamlar yayın açmıyorum abone oluyor canlı yediklerim. <laughs> Holder Rain de e, 12. ayını yenilemiş arkadaşlar. Vay vay vay. Yakında Yakınlama bir iki tane böyle ara ara canlı yayın gelebilir arkadaşlar. Tam emin değilim ama e, sürpriz canlı yayınlarda olabilir özellikle modsuz survival'larımızda. Kamerada tekrar böyle yaptım. Şöyle büyütüp küçültebiliyoruz. Çok e, laf dolandırdık. Şuradan biraz barut alalım abi. İki de artı bir tane, bir taneyi bırak. Yani girişlerde falan şöyle tam ekran yapıp sonra şöyle küçük ekran yapabilirim abi, güzel olur diye düşünüyorum. Ekran bir garip gözüküyor yine, ben anlamadım. Ee, sanırım şey açık. Optifine açıktı arkadaşlar. Kenar yumuşatma falan da her şey var ama bir Optifine açınca benim e, şey bir kafa yiyor. Ben anlamadım, çözemedim olayı Neyse, sıkıntı yok idare ederiz. Sürekli böyle gidiyor. Şuradan şeker kamışlarını alalım arkadaşlar. Bir de şu farmı kontrol edelim. En son burada bir şey bırakmamıştık diye hatırlıyorum. Tamam bir de alışveriş yapabiliyorsak şu rutinlerimizi bir yapalım. Bunları yapmazsak olmuyor çünkü. Karpuzla bir loğa çevirelim. Abi kabakçılar dolu bu arada. Hala bir şey satamıyoruz. Tamam abi ben burada yapacağım bir şey kalmadı. Ben gidiyorum. Şunları bir fişeye çevireceğim. Sonra dediğim işi yapayım. Daha bizim vitri iskelet falan da kesmeye çalışacağımız için işimiz uzun kardeşim. Bu kenar yumuşatmadan kaynaklanıyor herhalde. Fulledim kenar yumuşatmayı. Optifine ile alakalı. Optifine'i kapatıyorum düzeliyor abi. Çok saçma yani gerçekten. Benim bilgisayarın Optifine ile alakalı alıp veremediği şeyler var herhalde. Şöyle bunları kağıda çevirip biraz daha vay şey çeviriyorum arkadaşlar. Nice kardeşim. Şurada da vardı biraz. Bunları da hatta bunları da çevirmeyip biraz şey mi arasam lan? Bunlardan TNT yapıp kardeşim ne diyorsunuz? Bugün at bakalım şunları. Yine AFK bırakırım ben. İkisi de kal şuradan. Kağıtlarımızda bulunsun. Yine AFK bırakır kasarız abi. Tamam nice. Şimdi bize ne gerekliydi? Obsidyen falan filan onları da buradan alabiliriz. Çakmağımızı alalım abi. Hadi çakmağımızı alalım. Şöyle düşünüyorum başka ne gerekli. Ha, creeper yüzünü sen istediğin şeyde yapabilirsin de ben şundan yapacağım abicim. O yüzden normal taş da gerekecek. Normal taş olmayacak. Aa, normal taş lazım bize ya. Onu şeyden alırız veya bir yerden kazarız abi. Yapacak bir şey yok. Bundan mı yapsak? Hiç bir, tane blok şeyi yok ya şundan alsam abi yapışkan pistonu ittirmemiz gerektiği için olmaz. Hemen bir tane yapışkan piston yapalım bu arada. Tabii ki önce normal piston yapmamız gerekiyor. Bizim pistonumuz vardır belki de hatta. Aynen abi. Bir tane yapışkan piston yapacağımız için bir tane alsam. Yeterli yapışkan piston da ona normal piston abi bir tane şey yapıyorsun. Ah bitti. Hatta yapsam mı lan biraz neyse. Yapışkan piston, merdiven, şunlar lazım. Bir tane de tam blok lazım. Videoyu tekrar izlesem. Kızıltaş lazım, şalter lazım abi. Şöyle gerekli malzemeleri aldık. Sadece bir tane tam e, blok taş lazım. Şunun içinde kömürler de bitti. Ha bugün biraz daha odun toplayıp odun kömürünü yapsak gerçekten fena olmaz ve yakında da şu karşıyı böyle şey yapmak istiyorum aslında. E, ladinlerden bir ladin ormanı falan filan işte meşe falan filan bakacağız. Arkadaşlar bu arada son zamanda bu seriye karşı ilgi bir tık azaldı gibi. Bu da beni üzdü gerçekten şöyle şeye doğru uçarım. Aslında 20-30 bölüm sürecek bir seri böyle 50-60 bölüme kadar götürdüğümüz için de olabilir. Şey devam ederse muhtemelen final yapabiliriz bu seride. Onu da söyleyeyim birdenbire şok olmayın seri final olursa. Ya çünkü çok uzun zamandır aslında biraz düşüşte bu seri. Ama ben yine de elimden geldiği kadar oynamaya çalışıyordum son zamanda. Yalnız bize taş lazım. Abi şu zemini de değiştireceğimiz için ben şu zemini şimdilik kazayım birazcık. Hem de bize taş olsun öyle. Öyle yani arkadaşlar. Yani çoğu projemizi yaptık zaten. Çoğu farmı da yaptık ama tabii Minecraft'ta yapılacakların sınır olmadığı için her zaman yani sen 500 bölüm de çeksen, "Aa daha yapılacaklar vardı. Niye bitti?" olur. Orası %100 yani her seride de ee, koskoca Kadim Krallık'ta bile abi 3 yıl 233 bölüm çektik. Her şey bitti mi desem bitmedi. İzleyiciye sor bitmedi veya bize sor bitmedi. Çünkü Minecraft öyle abi. 10 bölüm de çeksen, 1000 bölüm de çeksen yapılacakların bitmemiş olur. Ee, tamam bitti artık yeter falan Denilmiyor mini seri olmadığı sürece zaten. Ama ee, dediğim gibi yakında bakalım. Bakacağız. Birkaç bölüm daha e, yapacağım. Gidişata göre bakacağız. Ha, bu biterse de yine serilerimiz var arkadaşlar. Zaten da biraz yarım bıraktık. Modsuzla belki biraz döneriz. Mini serilerimiz olabilir. 1.20 zaten yaklaşıyor. Çok güzel fikirler var onu söyleyeyim. Şimdi yapışkan pistonu falan filan da yaptık. Nasıldı hemen sizlere gösteriyorum. E, takıldığım yerde şeyden açıp bakarım abi. Yandan. Abi şu portalı sen Şuradan kı komple kırsana şu altları. Arkadaşlar şu çok sağda olmaz diye şurayı şuraları da kırıyorum. Gerçi bunu bunu kırmayalım dur. Kıra da bilirdik lan. Bunu da kır. Yani sabit ışık olmazsa şöyle bir şey yapacağım. Bak 1 2 3'ü bu şekilde yapacağım şöyle. 1 2 hatta bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha sola. Siz de bunu kendi survival dünyanızda da yapabilirsiniz. Şimdi başlıyorum abi anlatarak. Tutorial gibi. Tamam, tutorial gibi değil de. 1 2 3 ya. 1 2 3 Sonra şuradan da aynı şekilde 1 2 3 ve şuradan da 1 2 3 abi. Bu şekilde olacak. Ama bunun bir tık yukarıda olması lazımdı ya. Yok yok yukarıda olmasına gerekmiyor arkadaşlar. Şöyle baktım da. Şöyle tamam. Ardından yapacağımız şey şu. Bunun biraz içe gömük olması lazım bu arada. <laughs> Hiç bence şey yapmayalım. Taşımızı falan da çok da. Çok ya şöyle yapalım abi burayı. İşte diğer taraftan falan gömmeye çalışmayalım. Şuradan gömelim direkt. Üstüne e, şey falan da atarız. Toprak falan da atarız. Böyle de kalabilir. Kayalıkların içinde gibi. En son bittikten sonra üstünde bir çimenlendiririz. Daha sonra arkadaşlar biz merdivenlerimizi alıyoruz. Şu, şu, şöyle. Şöyle ve üstlere de şöyle normal merdiven. Şu şekilde. Zaten Creeper'a benzemeye başlayacak birazdan. Ardından da şuraya tam blok abi bak. Görüyor musun? Bir tık andırmaya başladım. Ulan farklı bir şeyden mi yapsaydık acaba? Daha sonra şuradan iki blok kırıyoruz. Buraya arkadaşlar yapışkan pistonumuzu koyuyoruz. Ve buraya bir tane tam blok koyuyoruz. Tamam böyle olacak. Şimdi creeper'a zaten tam benzemedi. Şurayı açtıktan sonra olacak haber şey. Ee, dur. Şurayı aç. Tam bu şeyi bul. Hah, yapışkan pistonu bul. Buradan kızıl taşı çek kardeşim. Şuraya. Buraya bir tane tam blok koyacağız. Buraya şunu koyarsak ve şalteri koyarsak etkilen oradan ve gördüğünüz gibi arkadaşlar creeper yüzü olarak hoppa kapattığınızda şu şekilde creeper yüzü. Allah Açtığınızda da geçilebilir bir portal şeklinde. Haç falan değil kardeşim. Haç değil. Creeper yüzü. Şöyle yapalım. Artık ne kadar bir tabi bir videoda böyle diyorum haç değil falan çocuk yazmış dakika verip adam artık ne kadar bıktıysa yazmış haç değil diye bir de açıklıyor yazmış. <laughs> şöyle arkadaşlar şimdi bunun önünde biraz şöyle topraklarla süslemek istiyorum aslında. Şöyle yapsak önünü falan çok mu çirkin olur? Biraz da yeşillikler falan atarız. Abi şöyle birazcık süslemiş gibi yaptım. Ama olmadı sanki. Şöyle yap. Bu ne oğlum böyle? Çok komik oldu lan. <laughs> Aslında güzel ve komik oldu ha. Şöyle açarsın gidersin kapatırsın. Acaba farklı bir şeyden mi yapsaydım abi? Onun yaptığı gibi diorit veya taş tuğladan falan. Taş tuğladan bir deneyeceğim bir saniye. Ama merdivene falan da çevirmem gerekiyor ya. Olmazsa o andezitten yapıyordu. Ben de andezitten yaparım. Belki de daha güzel olur. Arkadaşlar sanki böyle daha güzel oldu ha. Bak tam bir creeper face. Şunları da değiştir. Bak harbi tam creeper face oldu ha. Face ne lan? Creeper'ın yüzü oldu. Ve biraz toprak eksik var. Toprakta orayı düzenleyebiliriz. Şöyle. Hmm. Böyle geliyorsun abi. O creeper yüzü var orada. Portal. Vay. Şu açıyorsun geçiyorsun. Sonra çıkıyorsun. Kapatıyorsun. Bir şey değil mi? Normal taş daha iyi duruyordu lan sanki. <laughs> Dur abi uyuyup sabah değiştireceğim. Aynen abi böyle daha güzel gibi. Ben biraz şu taşları bırakıp Yanıma biraz e, çimen falan alıp geliyorum. Hem de biraz taşımız oldu arkadaşlar görüyor musunuz? Hepsini bırakmayayım da belki lazım olur. Arkadaşlar geldim. Şu çimenle şurayı önünü çok kapatmayacak şekilde. Şöyle üstleri falan biraz kapatsak. Şuraları. Ya taşlar görünmesin abi. Burası çimen olsun. Önce de böyle diye Hem yanlar açısından hem bunun dış görünüm açısından. Önemli bir şey. Bak buranın görünümü de etkiliyor abi sonuçta. Şuraları şöyle koysak çirkin duruyorum diye deniyorum da. Şartelin oraya, şartelin oraya biraz şöyle açık dursun. Abi öyle güzel durdu ha. Şu bir tane aç. Abi tamam tamam şöyle iyi. Şöyle iyi. Hatta şuraya bir iki tane daha şöyle yapsak. O fazla oldu. O fazla oldu kardeşim. Abartıya yer yok. Abartıya gerek de yok. Tamam budur. Şu uzaktan uçayım bakayım abi. Çok uçmaya da gerek. Şuradan bakalım. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan güzel gözüküyor. Yani ufak bir ayrıntı bu da arkadaşlar. Creeper ağzı şeklinde. Ve açılabilir portal. Kapatabiliyoruz düşünsenize portal yani. Diğer taraftan biri geçmesini trollüyorsak mesela şuradan kapatsan şuradan incisi mincisi yoksa giremez. Veya şurada kanatla uçabilir gerçi de. Öyle. Bunu genelde böyle açık tutarız da biz. Şu kapalı tutarız ya da. Orayı kullanacağımız zaman açarız. Tamam abi güzel. Şimdi gideyim şu envanterde ne kadar şey varsa bir boşaltayım. Bu sayede buraya biraz taş gir diyecektik de yine az abi ya gözünü seveyim ya. Bu niyet bu kadar az bu taş ya. Bir de tamire de gitmek lazım. Bak kazmamızın canı azalmış. Şimdi arkadaşlar e bizim odun toplamamız lazım. Vitilis kilit kafası da toplamamız lazım. Hangisini şu an yapsak bilemedim. Biraz şuradan şey yapmak istiyorum arkadaşlar dünyadayken. Şuradan biraz fidan alacağım ladin fidanı. Mesela bir 32'lik alsak yeterli olur diye düşünüyorum. Ve kemik tozundan çok bir şey yok abi bizde kemik tozu alalım. Şu karşılara birazcık çoğaltacağım orada biraz ladin. Sonra yapıştıracağım toplayacağım orayı ama şurayı bir yeri biraz açmak lazım ve düz değil buralar abi. Aa aklıma çok güzel fikir geldi arkadaşlar. Şurayı geçen biraz düzlemiştik ya bak. Ladin için burası mükemmel bir yer olabilir. Şöyle dörtlü alanlar yapacaksın kardeşim. Aralarında belli bir seviye boşluk bırakarak. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 boşluk bırakacaksın. Yeterli olacağını düşünüyorum. 5 boşluk bıraka bıraka böyle. Şurayı biraz daha tıraşla. Birazcık 3-5 tane alan bir yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle 6 tane alan yaptım. Gördüğünüz gibi. Bunların arasına da şimdilik şey getireceğim de. Tam böyle bak eşit alanlar oluyor. Şöyle aslında odun farmı falan mı yapsak diye düşünüyorum da bir. Her şeyde çok fazla farm yaptık ya. Şöyle. Çünkü Ladin'in de yapılıyor arkadaşlar. Bir tane farm buldum. Şalkırkraft falan mıydı neydi? Ladin'in bile hani küçüğünün. Böyle büyük 4 ve 4 çünkü yok da. Küçük fidanla çıkanın da bile farmlanabiliyor. Ladin, Huş ve Meşe'ninki ortak. akasya onlar çirkin çıktığı için onlar iki olmuyor. Onları el mecbur topluyorsun. Yanıma biraz toprak almaya geldim arkadaşlar. Normal toprak. 24 tane yetiyor. Ben bir stik alayım. Ya. 39 tane tamam. 24 tane de fidan gerekiyor. Şurada biraz çoğaltırız ya. Ladinleri güzel olur abi. Hem normal ladin açısından. Hem de bizim oralar böyle her yeri podzol yapıyor. Burada yapsa da sıkıntı yok ki yapmaz zaten çimenin içinde. Podzol yapacağı toprak yok. <laughs> Ve şu ortada sondu. Her yer böyle oldu. Arkadaşlar hepsine dörder tane şöyle bir ladin fidanı yapıştıralım. Aa yetmedi. Lan şeyi yanlış hesaplamışım. 24 tane yok muydu benim elimde? Ladin fidan 32 tane vardı sanki. 32'nin yarısını mı aldım? Ne, ne yapmışım lan ben? Ha abi pardon. 6 tane değil ki bu oğlum. 3, 6, 9 tane. Ben nasıl 6 tane görüyorum? Kafa gitti ya. <laughs> 9 tane yeri 6 tane görüyorum ya. Gerçi çok da de sadece 4 tane eksik kaldı. 9 kere 4 36. Fazlasını götürmeye gerek var mı onu bilemedim. Oradan zaten her türlü fidan çıkar diye umuyoruz. Olmadı bir tane servet şeyi yaparız. Aa kendi kendine yetişti çok güzel. <laughs> servet çapa yaparız abi. Ova. Abi bak aralıklarında. Hmm, şura bir tık birleşmiş acaba kaç belirlemek lazım aralarına. En genişi kaç mesela kaç yayılıyor kenara? Bak mesela 1, 2, 3, 4 bu yayılmış. 4 doyarlıysa 8 bırakacaksın aslında arada. En genişinden hesap edeceksin. Ki fidan kayıp olmasın diye arkadaşlar aslında bir nevi. Oh tamam abi bak burası. Ne oldu? Ladin cennet oldu kardeşim. Dayım görmesin yemin ediyorum toplar hepsini. Dayıma bırakmayacağız şimdi biz toplayacağız. Benim biraz işim var kardeşim. Biraz şuradan ladin toplayalım haydi bakalım. Let's go son odunu da topladım Allah burada kaldım fidanlar da düştü bayağı bir ne kadar abi bak buraya ektiğimizden daha çok fidanı topladık diktiğimizden diyelim daha doğrusu süper oldu arkadaşlar yalnız çok uzun sürdüğü için şunu sorgulamama sebep oldu abi ben acaba diyorum malzemeleri video arkasını toplasam yani seri bu kadar ilerledikten sonra projeler de büyüyor ya sadece videoda topladığım malzemeyle gitmiyor 50 bölümü geçti abi seri Gerçekten video arkasında ekstra bir yapmak yapmaktansa böyle malzeme toplayıp sıkıcı işleri video arkasında harbi yapılabilir. Çünkü çok uzun sürdü. Bir bitmek bilmedi. <laughs> Mesela ben şu an bu topladıklarımın hepsini ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunları yakıt e, odun kömürüne çevireceğim. E, ne oldu yine bize lading kalmadı anladın? Mı? Ama şey fikri de vardı ya. Bunlar odun kömürüne çevirsem Geçiyoruz çevirebiliriz. E, Blaze farmı yapma fikri de vardı ya arkadaşlar hatırlarsanız. Onu yaptığımız zaman yakıt olayını çözmüş olacağız. Kömür falan toplamaya gerek kalmayıp. Mesela vitri iskelet farmı var. Onu yaptığında da hem kömür farmı gibi de oluyor. Biliyorsunuz çünkü vitri iskeletlerden kömür de düşüyor. Ama o bir tık daha gerekli gerekli olup olmadığına emin olamadığım bir farm olduğu için ona çok girişmeyebilirim. Kaç stek toplamışız bu arada? Oy 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 9, 10, 11. 11 stek arkadaşlar artı 13 tane hatta. Bu kadarın hepsini odun kömürüne çevireceğim cidden. Ama onu yapabilmem için birazcık kömür olması lazım odun kömürüne çevirebilmek için. İçindekilerini al abi kumları. Yakıt olarak kullanacaklarımı şimdilik tahta yapacağım. Bak şunu ver. Tahtaları e, yakıt yerine at. Hatta bu yetmeye ver. Birazcık da tahtayla odunları yakacağım abi <laughs> kısacası. Şunu da at. Hepsine bir eşit dağıtacak. Şimdi sen bunun hepsine eşit bir dağıt bakalım. Tahtaları yakıt olarak. 13-14 tane topladı abi. Tamam bunu çek bakayım buraya. Kaç stek atıyorduk? 5 stek atıyorduk. Yalnız bu yetmez yine ya aslında. Artık gerçi odun kömür yaptıkça odun kömür yaparız biz de. Şimdi bunun içine de 1, 2, 3, 4, 5 stek atıyoruz abi. 5 stek buraya fulluyordu diye hatırlıyorum yani hepsine. İyice bu da boşaltsın. Sonra şunları da sonrakini. 3, 5 küsürü de bu. Hatta şu 48 tane o zaman ekstra kalsın abi. Şöyle atalım. Birazcık da odun kalsın bir şey lazım olur falan. Fidanlarımıza şöyle yerini atalım abi. Kemik toz tozlarımızı falan filan da atalım şöyle. Birazcık da ladin yaprağı almışız ve şunları da pişireceğiz hele. Tamam abi dur bakayım. onu bir takip edin. Envanterimi tertemiz ettim. Şu halletmişti. Dağıt bakayım. Oğlum lokum dağıt arkadaşlara. <laughs> 21 tane de cam kalmış içinde. Bak şu, şu, görünüşler var ya bak yakınlaştırınca kalmayan o şeylerin hepsi Optifine yüzünden oluyor arkadaşlar. Bu bölümlük affedin artık. Şimdi ben İşim bitir iskelet avlamaya gideceğim de Ben Nether'a geçtiğimde bura çalışmıyor. Bura dünyadayken çalışıyor bize abi. Bura spawn olduğu için Nether'a geçtiğimizde çalışmayacak burası. 27 tane odun kömürü. Ha yakacaklar ne durumda? İyi yakacaklar. Onlar tane var, bir tık yeter. Gece mi oluyor lan? Gece oluyordur. Uyuyalım mı? Biraz bitir iskelet avlarız. Diğer bölüme şey yaparız ya artık. Bana bir tane ateş direnci iksiri lazım. Abi bir de var ya bizim hiç durup dur durak bilmeden sudan nefes almayı falan şöyle koy. Ateş direnci 8 dakika iyileştirme. Dur durak bilmeden bizim gerçekten ateş direnci iksiri falan yapmamız lazım. Niye falan demen abi. Ateş direnci iksiri bizim için lazım olan bir şey kardeşim. Bak onu da yapımı basit. Bir iki ne oluyor lan? Bir iki üç tane atıyorsun kardeşim. nasıldır lan ateş direnci? Önce yumru koyuyorduk sonra mama kremi koyuyorduk sanırım. Süreyi uzatmak için de şu. Doğru mu hatırlıyorum acaba? Dur bir deneyim. Bu arada da şeyler de bir şey 3 tane daha iksiri yapalım. 3-5 tane. Bir tane abim modsu da yapmıştı arkadaşlar. Otomatik iksir makinası. Gerek var mı bilmiyorum. Öyle bir şey var ama yani onu söyleyeyim. Gerçek öyle bir şey daha ya. Beşer tane kalmış. Bunların hem odunu biter o sırada. Ee, onu da normal odun kömürüyle doldururum işlerinde. Güzel olur. Etkisiz diyor. Sonra buna mama krem atıyoruz abi. Sonra da süresini 8 dakika olsun diye kızıl taş koyacağız. Tahtalar çok hızlı bitiyor bak. Burada görüyorsunuz bu kadar odun kömürü birikmiş. Çok güzel. Abicim sen de fullediysen artık bakayım yeter. Tamam sen de dur artık. Başımız döndü dur artık. Dur bakayım şu iksire bir bakalım. Ateş direnci oldu mu? Önce yumru tamam abi bize. Bu arada biraz yumru da lazım arkadaşlar. Yumru farmı da yapmamız lazım. Yani, otomatik olmasa da bir yere böyle şey yapalım yani. Nedir yumrusu? İksirler için gerekli çünkü. Bak iki tane odun kan. Şuralarda üç tanedir. 2-3 tane odun bunları pişirsin. Daha sonra bunları yakacak olarak kullanacağım. Sonra da şunları atacağım abi kömüre çevirecek. Odun kömürüne çeviriyoruz tahtayı. Odun kömürüyle de tekrar o odunları tekrar odun kömürüne çevir. Bu nasıl bir döngüdür ya? Tamam abi şu son tahtalar da gitsin. Şu alevleri de bitsin. Alevlerin bitmesine gerek yok zaten gerçi illa. Tamam tahtalar bitti abi. Şuradaki odunları alıyorum. Bu odunları şuraya koyuyorum kardeşim. Geri kalan şu odunları da şuraya koyayım. Odun kömürü şunları. Odunları demeyelim. Odun kömürü. Bu ocaklara dağıtacak. Şu da Şubatlara diyormuşum. Ah, ah ulan ne kadar komik ya. Ekstra 6 tane daha odun kömürü gelmiş. Bunu da atalım. Hepsinin içi fullendi. Tamam. Odun kömürü tamam. Bu da tamam. Haydi bakalım yapıştır. Ve üstte odun altı odun kömürü niye atmıyorsun kardeşim? Ha atıyor tamam. Gördüğünüz gibi tamam abi. Bu, bu olay da süper. Orada arada seyyar köylü geldi. Sesleri geliyor. Şuradan ateş direnci al. Bu kadara gerek yok tabi. Yanıma 2 tane alsam. Hatta 1 tane alsam yeter ya. Ne yapacağım? Bir de şu zümrüt alayım biraz. Seyyar köylü ne satıyormuş? Onunla da bir alışveriş yapalım. Daha hepsini al da belki ne ne satıyorsa hepsini alırız. Nazgul ne yapıyorsun? Cihanını yediğim. Kardeş hoş geldin çerki. Çerçem. Oo damla taş. Çerçem alırım. Orman ağacı fidanı. Elde ederim ben. Barut dur abi alalım. Yani parayla şey yapmıyor ya bize. Parayla yapıyor da tabi. Gelincik. Kum. Al abi hepsinden ya. Bedavaya şey ya abi. Gelincik bile ya. Zümrütü bedava dememin sebebi zümrütü zaten sınırsız farmlayabiliyoruz diye. Bu aldıklarımda şimdi boşaltmam lazım envanterimden. Abi bu arada gelinciklere para harcadığıma inanamıyorum ya. Lan sınırsız çıkıyor sınırsız şeyden. <laughs> Demir farmından. Neyse arkadaşlar beni mazur görün kardeşim. Bu damla taş tarzı şeyleri de şuraya atayım abi bu arada. Bakır sandığına. Mercanlar için sandık yapmışım ben ayrı hiç haberim yok. Abi demin aklımda bir şey vardı. Yarım saattir onu düşünüyorum da. Neydi ya? Bir şey söyleyecektim. Bir şey yapacaktım. Ha. Ee, Netherite toplasak mı diyorduk da o zaman onu başka zaman yaparız. Full Netherite'a fokuslanırız hatta. Kaskım dursun Nether'a gidiyorum zaten. Nedir kalesine gideceğim için şuradan gideyim abi. Lan ne lamaymışsın sen be. Helal olsun be. Lan nereden çıktım ben he Alttan çıktık. Yukarı portal daha henüz açmadığımız için. Neyse neyse olsun. Arkadaşlar bak bunlar ne yapıyor? Lan inlen. İnlen. <laughs> Dostum ama sen sen olmaz. Sen senden sana uğramam. Sana kıyamam. Kıyamıyorum sana. Sen çok güzelsin. Arkadaşlar bilmeyen varsa şunu şunu şöyle yapalım. Atla da seni de götürürüm. Atla. Atla. Nedir kalemize hızlı bir yolumuz var arkadaşlar. Geçen bölüm tamamladık. Bilmeyen niye olsun abi? Geçen bölüm tamamlamışız daha. İlla bununla gitmek zorunda da değiliz. Tabi uçarak gideriz de bu daha keyifli olduğu için bunu kullanıyoruz. Şu dönüşü bak şöyle alacağım. Hoppa. O bıdıcıklar orada gezip duruyor ya. Arkadaşlar hop hazır mıyız? Hoppa. Yalnız şur olmasa şuraya inermişiz ha. Aslında. Aha. Lan kayık yandı. Gitti kayık. Aga be. Ateş direnci iksirimi içtim. Blaze'ler gıcık etmesin diye. Allah ölüyordum lan. Orayı biraz düzeltmek lazım. Blaze'ler gıcık etmesin diye. Bakacağım abi. Spawn olursa bir iki tane keseceğim olmazsa. Abi şundan üstüne bakar mısınız ya? Şey o ne demişti arkadaşım biri overlay bilmem ne gözüküyor bedlonlarını kapatırsın demişti yok arkadaşlar o kapalı neyse taraf biraz gezelim spawn olacak gibi durmuyorlar 16 chunk olduğu için her yer açık şu yerleri falan filan şuraları hep yarım blok döşemek lazım başka e, moblar spawn olmaz Oy buradalarmış yok yok gelin lan bu ne oğlum 50 tane buradan bir tane çıktın artık Allah belanı vermesin canım canım çok az onlar da silinsin istemiyorum Hemen şurada bir de yemeğimi yiyeceğim. Oğlum acık artık lan. Hah. Arkadakine atsa da bir şey olmayacak bana artık. Çünkü ateş direncim var. Abi bizdeki darbe olmadığı için, keskinlik olduğu için bunlara darbe etki ediyor. O yüzden gıdıklıyor gibi oluyoruz bunları. Arkadan gelen nereden gelmiş görmedim ya. Oğlum burada var da hala. Oğlum o kadar öldürdüm. Birinizden bir şey düşmedi lan. Ne terbiyesiz adamsınız lan. Bir tane daha var. Bundan da düşmedi. Atın lan istediğiniz gibi. Ateş direncim var. Ateş direncim. <laughs> Hazırlıklı geldim oğlum. Beni gıcık edemeyeceksin bu sefer. Seni kılıcımla öldüreceğim. Çünkü ganimet var kılıcımda. şeyi çıksın diye. Abi 5-6 tane spawn oldu. Bir şey çıkmadı ya. Ben çok zaman harcamak istemiyorum. Bir tur bir uğrayım demiştim. Uğradık ve dönüyorum. O yoldan dönmeyeceğim çünkü kayığımız yok. Şuradan döneceğim arkadaşlar. Kısa yolda biliyorum o yol nasıl gözüküyor buradan da bakalım şöyle oy güzel duruyor ya hemen dönelim base'imize arkadaşlar bu arada server yükleyince F3A e daha mı hızlı oluyor, anlamadım bakar mısınız ne kadar hızlı yapıyor F3A'yı çanklar yenileme olayını Allah anlamadım şuradan hemen bir uyuyalım abi sabah daha videomuzu bitirelim Dostlar teşekkürler izlediğiniz için. Bu bölümde de şöyle Creeper portalımız yaptık ve birazcık çalıştık arkadaşlar. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Otomatik açılıp kapanabiliyor bu arada portal. Öyle bir özelliği var. Eğer bu videodan keyif aldıysanız ve Survival'lardan keyif alıyorsanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.